Herkese merhaba. Pazar günü Türkçe toplantımıza hoş geldiniz. Evet, ekranlarınızın başında ayağa kalkın ve Tanrı'nın varlığını onurlandırın. Teşekkür ediyoruz Baba Tanrı, seni yüceltiyoruz ve senin önündeyiz. Sana tapınmak için buradayız, seni övmek, seni yüceltmek için buradayız. Bütün canımız, yüreğimiz, aklımızla, her şeyimizle seni yüceltmeye geldik ya Rabbi İsa. Halleluya, halleluya. Ya Rab senin isminde yüce, bütün yeryüzünde. Ya Rab senin isminde yüce, bütün yeryüzünde. Gökler gücünü gösterir, okyanuslar haykırır, dağlar önünde eğilir. Ben de yeryüzüyle birlikte seni överim. Ya Rab. Ya Rab senin isminle yüce, bütün yeryüzünde. Ya Rab senin isminle yüce, bütün yeryüzünde. Gökler gücünü gösterir, okyanuslar haykırır, dağlar önünde eğilir. Ben de yeryüzüyle birlikte gökler gücünü gösterir, okyanuslar haykırır, dağlar önünde eğilir. Ben de yeryüzüyle birlikte seni taparız Rab. Sana taparız. Evet Rab, sana tapıyoruz. Sana taparız. Sana taparız. Sana taparız. Sana taparız. Sana taparız. Sana taparız. Gözler gücünü gösterir, okyanuslar haykırır, dağlar önünde. Ben de yeryüzüyle birlikte gökler gücünü gösterir, okyanuslar haykırır, dağlar önünde eğilir. Ben de yeryüzüyle birlikte seni överim. Seni överiz. Yeryüzüyle birlikte. Halleluya. 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 Halleluya Rab Tanrı. Halleluya. Halleluya. Halleluya.
özgür kıldı. Gerçekten özgür Tanrı çocuğuyum. Evet ben onun evinde benim yerim. Karşı değil, yanımdasın. Sözündeki kişi. Ben seçildim. Bağışlandım. Sözündeki kişi. Karşı değil.
tek sevgi sensin, her şeye layıksın, harikasın bana Rabbi sen. Ve tapınmaya geldim, yüceltmeye geldim, sen Tanrımsın demeye geldim. Ve gerçek sevgi sensin, her şeye layıksın, harikasın bana Rabbi sen. Halleluya. Evet, tapınmaya geldik, yüceltmeye geldik. Halleluya. Halleluya. Seni seviyoruz Rabbi İsa. Sana tapıyoruz. Her şeyimizle bugün burada seni övüyoruz. Halleluya. Varlığın için sana şükrediyoruz. Seni onurlandırıyoruz. Tanrımızsın, gücümüzsün, yaşamımızsın. Halleluya. Sen bizim her şeyimizsin. Seni seviyoruz İsa. Sana tapıyoruz İsa. Halleluya. 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 Tahtın önünde bekleyeceğim, görkemindeyken ne söyleyeceğim? Söyleyeceğim şu muhteşem İsa, bakireden tek doğan İsa, başlangıçta yaratan İsa, hem Tanrı hem de insan, muhteşem İsa, kimse sana benzemez İsa, egemenlik bitmez. İsa, söylediklerim yetmez. Muhteşem. Sen benimleysen utanmayacağım. Ömrüm boyunca tar olayım, ona minnettar, muhteşem İsa, bakireden tek doğan İsa, başlangıçta yaratan İsa, hem Tanrı hem de insan, muhteşem İsa, kimse sana benzemez. İsa, egemenliğin bitmez. İsa, söylediklerim yetmez. Muhteşem İsa. İsa, bakireden tek doğan İsa, başlangıçta yaratan İsa, hem Tanrı hem de insan, muhteşem İsa, kimse sana benzemez İsa, egemen bitmez. İsa, söylediklerim yetmez. Muhteşem.
Muhteşemsin sen Rabbi sen. Muhteşemsin sen Rabbi sen. Muhteşemsin sen Rabbi sen. Tapınırım sana. Muhteşemsin sen Rabbi sen. Muhteşemsin sen Rabbi sen. Muhteşemsin sen Rabbi sen. Tapınırım sana. Sana bakıyorum Rabbi. Sana bakıyorum Rabbi. Sana bakıyorum Rabbim, arkama bakmadan izlerim yolunu Rabbim, izlerim sevinçle Rabbim, izlerim durmadan Rabbim. Arkama bakmadan izlerim yolunu Rabbim, izlerim sevinçle Rabbim, izlerim durmadan Rabbim. Arkama seviyorum Rabbim, seni seviyorum Rabbim, seni seviyorum Rabbim, arkama bakmadan severim huzurunu Rab, severim dostluğunu Rab, severim durmadan Rabbim, arkama bakmadan. Severim huzurunu Rab, severim dostluğunu Rab, severim durmadan Rabbim, arkama bakmadan. Tahtın önünde bekleyeceğim, gökemindeyken ne söyleyeceğim. Söyleyeceğim şu muhteşem. İsa bakir eden tek doğan. Evet. İsa başlangıçta yaratan. İsa hem Tanrı hem de insan. Muhteşem İsa, kimse sana benzemez. İsa egemenliğin bitmez. İsa, söylediklerim yetmez. Muhteşem İsa. İsa bakir eden tek doğan. İsa başlangıçta yaratan. İsa hem Tanrı hem de insan. Muhteşem. Muhteşemsin. İsa, kimse sana benzemez. Egemenliğin bitmez. İsa, söylediklerin yetmez.
muhteşem. Halleluya. Bakireden tek doğan Tanrı'nın oğlu, tapıyoruz sana, tapıyoruz sana. Harikasın sen, müthişsin sen. Görkemlisin tahtında. Ne güzelsin ya Rab, sen ne güzelsin, sen ne iyisin, ne görkemlisin. Önünde eğiliyoruz ve seni yüceltiyoruz İsa. Muhteşemsin sen, muhteşem. Görkemli kralımız, kutsal ruhun için sana şükrediyoruz. Halleluya. Sensiz hiçbir şey yapamayız. Sensiz hiçbir şey yapamayız kutsal ruh. Halleluya, sana teslim oluyoruz. Her şeyimizde sana teslim oluyoruz. Seni yüceltiyoruz. Harikasın sen. Yalnız sana bakıyoruz. Sana bakıyoruz. Sen harika bir tanrısın. Sen müthiş bir tanrısın. Halleluya. Halleluya. Ramoko sura banda la boşe kala banda. Yela bosse bere bendi ala bosso konta ra bosse kere bendi ala bosso. Yamara bosso conta rabasse. Halleluya. İsa bakireden tek doğan, İsa başlangıçta yaratan, İsa hem Tanrı hem de insan. Muhteşem, muhteşemsin sen Rab. İsa kimse sana benzemez. İsa egemenliğin bitmez. İsa söylediklerim yetmez. Muhteşem. Halleluya. Sana baktığımızda söyleyebileceğimiz tek kelime bu Rab. Muhteşem. 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 Muhteşemsin İsa. Muhteşem. Muhteşemsin sen kutsal ruh. Muhteşemsin sen kutsal ruh. Harikasın sen kutsal ruh. Tapınırız sana, överiz ismini yara, överiz ismini yara. Muhteşemsin sen kutsal ruh, tapınırız sana. Muhteşemsin kutsal ruh. Muhteşemsin, övgüye layıksın, yüceliğe layıksın. Baba Tanrı, tahtında oturan yüce kral. Ne iyisin sen, ne harikasın sen. Halleluya, halleluya. Teşekkür ediyoruz senin varlığına girebilme ayrıcalığı için. Teşekkür ediyoruz ruhunla bizimle yaşamayı seçtiğin için. Teşekkür ediyoruz Rab. Teşekkür ediyoruz kanınla bizi hak etmediğimiz halde senin varlığına girmeye yeterli kıldığın için teşekkür ediyoruz. Tapıyoruz sana biz, tapıyoruz, övüyoruz ismini. Sen harika bir tanrısın. Bir isim var tapınılacak, o da İsa. Harikasın sen Rab, harikasın. Burada ismini yüceltiyoruz. Biz niye buradayız Rab? Sana tekrar söylemek istiyoruz. Senin için buradayız Rab. Eğer sen yoksan, eğer sen işlemiyorsan, eğer sen bize dokunmuyorsan, yaşamlarımızın hiçbir anlamı yok. Yaşam sensin. Yaşam ekmeği sensin. Diriliş sensin. Görkemli olan sensin. Sana tapıyoruz. Seni yüceltiyoruz İsa. Kutsal ruh, sana diyoruz ki sensiz hiçbir şey yapamayız. Yapamayız Rab. Yapamayız. Yapamayız. Halleluya. Teslim oluyoruz sana. Ne yapmak istiyorsan yap. Gerçekten teslim oluyoruz sana. Her şeyimizle teslim oluyoruz İsa. Sensiz hiçbir şey yapamayız Rab. Hiçbir şey. Halleluya. Yaşamlarımıza dokun. Kendine benzer olmak üzere bugün bizi değiştir. Halleluya. Güçlendir bizi. Görkemden görkeme varlığında senin yüzüne benzer olmak üzere bizi dönüştür.
Harikasın sen, harikasın. Yüreğimize yeni bir ezgi koy. Sana daha fazla susayalım. Sana daha fazla acıkalım. Dokun bize. Değiştir yaşamlarımızı. Sensiz, sensiz hiçbir şey yapamayız Rab. Sana ihtiyacımız var kutsal ruh. Sana ihtiyacımız var ve sana teslim oluyoruz Rab. Sen çok iyisin. Çok iyisin sen. Sen harika bir tanrısın. Sen müthiş bir tanrısın. Kutsalsın Rab sen. Kutsalsın. Kutsalsın. Kutsalsın İsa. Kutsalsın. Seni seviyoruz Rab, seni seviyoruz. Önce sen bizi sevdin, seni seviyoruz. Seviyoruz Rab, seni seviyoruz. Tapının ona, tapının ona. Söyleyin ki ne güzelsin sen deyin. Ne harikasın sen deyin. Benim için daha değerli hiç kimse yok. Sen benim her şeyimsin deyin ona. Sen benim yaşamımsın deyin ona. Sen benim her şeyimsin Rab. Her şeyimle seninim. Haleluya. Yüceltin onu, yüceltin. Yüceltin. Varlığını onurlandırın. Övgüye layıksın sen, layık. Muhteşemsin sen Rab İsa. Muhteşemsin sen Rab İsa. Muhteşemsin sen Rab İsa. Tapınırım sana. Haleluya. Muhteşemsin sen Rab. Muhteşemsin. Bugün burada her şeyimizle sana teslim alıyoruz kutsal ruh. Seni onurlandırıyoruz. Sen Tanrısın. Sen övgüye, yüceliğe layıksın. Ve seni övüyoruz. Bugün her şeyimizle seni onurlandırıyoruz. Ve senin yüce ismin, İsa'nın adıyla bütün övgüyü, bütün yüceliği, bütün görkemi sana veriyoruz. İsa'nın adıyla. Amin. İstanbul Nehir Kilisesi'ne hoş geldiniz. Haleluya. Haleluya. Toplantılar onunla ilgili. Rabbe odaklanın ve sadece ona bakın. Yaşamlarınızı sadece o değiştirebilir. Size şifa veren odur. Sizi kendine benzer olmak üzere dönüştürecek olan odur. Sadece ona bakın. Görkemli Kral İsa'ya bakın. Her şeyinizde ona odaklanın ve kutsal ruhunu onurlandırın. İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. Rab, dua ediyoruz ki sen herkese dokun ve ruhunla herkese dokun ve seni daha derinden, daha yakından tanıyabilmelerini sağla. Yüreklerinin gözlerini aç. Bugün seninle daha derin bir ilişkiye adım atabilsinler diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Evet, tekrar İstanbul Nehir Kilisesi'ne hoş geldiniz diyoruz. Haleluya. Şimdi biliyorsunuz oruç ve dua, 21 gün boyunca oruç ve dua zamanı var. Ve bu oruç ve dua zamanında bugünkü konumuz, haleluya, bununla ilgili dua edeceğiz. Biraz vakit alacağız, dua edeceğiz ve daha sonrasında yarının dua konusunu sizlerle paylaşacağız. Amin. Haleluya. Dillerle dua etmeye başlayalım. Rab, teşekkür ediyoruz. Rab, sen bizim her şeyimizsin Rab. Dua edebilmek için bizi güçlendir Rab. Şu an sana teslim oluyoruz kutsal ruh. Duada bizi yönlendir. Duada bizi yönlendir. Sensiz dua edemeyiz. Sensiz hiçbir şey yapamayız. Yaşamın kaynağı sensin ve şu an yaşam kaynağı olan sana teslim oluyoruz. Ve bu duada sana şu an İsa'nın adıyla teslim oluyoruz. Rababosse kere bendialadosso kontalabasse. Dillerle dua edin. Rababosso kontalabasse kentialabosso.
Ribabusu kura mandalabusi. Yarababusu kunta la bandalabusse kenti alabusu. Hallelujah. Rababusse kere bendi alabusu kunta la bandalabusse kenti alabusu. Ribabusu ntokura masse kenti aladusi. Kalamasse enti arabusu kunta la basse. Sana odaklanıyoruz Rab. Sana odaklanıyoruz Rab. Rababus sentia, Rababus sontur, Rabasse kenti alabus sontola basse. Koriyanda la banda la bosse kenti alabusso. Arebabus sontur Rabasse. Arebabusso conta rabanda la bosse kenti alabusso. Rababusso seni övüyoruz, sana tapıyoruz Rab. Rababusse kentelebe, Rababusso kontalaba, Rababusse biya, Ramoshe kalabanda labusso kontalabasse, Rababusse entia, Rababusso ntoraba, Rebebesse kenti alabusso kontalabusso kontalaba, Rabusse kere bendi alabusso kora mandalabusse, Rebabusso kontarabanda, Rababusse entia, Rababusso nto, Rababusse entia, Rababusso konto, Rebaka senti aladusse, Hallelujah, Ramoko sora banda, ramoke serendia, rebasa, makantia, kasentia, kondia, basentia, ladasse, Hallelujah, redasse lende, redasso rondo, redasse bondo, rabasentia, radosce, calabanda, rabosso coramanda, rabosse cherebende, rabosso coramanda, rabosse cherebende, Hallelujah, remaka sentia, ranaka sentia, radosso, rebabosso nto, rabosso conta la basse, Hallelujah, rebabosso conto, rebabosse kente. Rebabosso conto, raboko sora manda, raboke serendia, raboko son tarabasse, lema kaseni a cantara dosce canta la cosenti aradosso conta la basse, Hallelujah, ramoko sora banda, seni övüyoruz, sana tapıyoruz baba, seni seviyoruz İsa, sana tapıyoruz kusaru, rebabosso conto, ramoko santa, ramoke sente, ramoko sonta, rebassa la bondo, reba se berendia rabosso ntokora masse raboko sontora basse raboko sontora basse ye calabosce calabo ye calamassa ntala baba basse lendia la dosso cola mandala bosce cala mandala bosso conta la basse rebabosso contaraba rababosse cherebendia ranaka sentia ranaka santalabo ranaka sentia labo soloshe maka sentia lado rabosso contarabanda labo sentia labosso Hallelujah ranaka selenia ranaka santia ramoko sontia ranaka sentia ranaka she labosso cora mandala bosse ye baramasse ramosse lendia ramosso rondo ronosse kentia rabo Ye balabassa balabo, ye balabosse berebe, ye balabosso borama, rakasse kentia, rakasse kentia radosso, contia, la mosso conta, la massentia la bosso, re babosse berebendia la do, rabosso borama, massere di aradosso, rabosso conto, rabasse kentia rabondo, la basse kentia la bosso, sanata purus yarab, sanata purus yarab, sanata purus, re babosse kelebende. Re babosso corabanda, re masse, ranasse, coliassa, chelesse, ribosso conti arabosse, kenti aranosso, conti aranasse, kenti aranosso, contarabasse, e balabosce balabo, e balabosso boraba, ramosse bereniassa, ramosse cherebendia, ramosso corabandalabo, ramosse cherebendia labosso, rebosce, macasse, kentia, cantarano, contoronosso, contora bassenti aranasse, e labosce. Ye la bosson tora basse, Hallelujah. Ramoko son tora basse. Reba bosse berebe, reba bosso boraba, reba bosse berebe. Rabosson tokora mandala bosse, kala mandala bosso kontara mandala bosso. Hallelujah. Herkesin içinde Rab, derin bir iş yap diye dua ediyoruz. Hallelujah. Senin arzuların. Senin planların insanların yaşamında senin tarafından canlandırılsın.
göksel belirlemiş olduğun her bir planı herkesin yaşamlarında sen gerçekleştir. Onlara açıkla, yüreklerini meshet, onlara göster, onlara konuş. Onlar için planın neyse, amaçların neyse, göksel olarak onlar için ne planladıysan açıkla, bilgelik ver, anlayış ver, yüreklerinin gözlerini aydınlat, yüreklerinin kulaklarını aç, seni duyabilsinler, seni görebilsinler. Senin planların, senin amaçların, senin arzuların, göksel olan, sana ait olan vizyonlar içlerinde, içlerine üfle, canlansın, yaşam bulsun ve kaybolmuş olan vizyonları yeniden canlandır diye dua ediyoruz Baba. Yeniden canlandır diye dua ediyoruz. Yeniden canlandır diye dua ediyoruz. Yaşam veren ruhsun sen. Sen yaşam ekmeğisin. Yeniden canlandır, yaşam ver diye dua ediyoruz Baba İsa Mesih'in adıyla. Reba kasentia, randabo selende, rendebe sibaramo kontia pasent che ti arano osce alleluia remaca salabondo remaca setere indiara bosso alleluia ramoco sonto ramoche setere ben remasce yalesse ronosso conti arabosso alleluia re bababa seberebe re babosso borabanda sana tapıyoruz sana tapıyoruz sana tapıyoruz sana tapıyoruz remaca salabondo teşekkürler İsa re babosso koramanda re babosso kerebende ramosso korama ramosso kerebe ramosso koramanda la bosse ye la bosse kalabanda la bosso conta la bassa. Hallelujah. Sen umut tanrısısın Baba. Sen umut tanrısısın. Sen sevgisin. Hallelujah. Sendeki vizyonunu kaybetmiş, umudunu kaybetmiş, hayal kırıklığına uğramış ya da bir şekilde tamamen kopmuş ve kendi arzularının peşinden gitmiş kişilere sen merhametini dök, sevgini dök, yüreklerine dokun ve vizyonlarını, planlarını canlandır diye dua ediyoruz Baba. Canlandır diye dua ediyoruz. Umudunu üfle onlara Rab. Yaşamını üfle onlara Rab. Haleluya. Geri getir. Başlangıçtaki sevgilerine döndür onları diye dua ediyoruz İsa'nın adıyla. Ha re makasente randabo selende renashe kalabondo rabosso koramanda rabosse kerebendia rabosso konta la basentia la bosso. Göksel olan vizyona bağla herkesi diye dua ediyoruz. Bağla herkesi diye dua ediyoruz. Herkesin yüreğinin arzusu bu olsun, yüreklerinde yansın diye dua ediyoruz İsa'nın adıyla. Reba kasalabundu, reba kasaparamondi yaranda şelase. Halleluya. Rema kasantarabu, yema kalaboshe. Halleluya. Ramosse bere bende, rabosso bora banda, rabosse bere bende ala bosso cora manda la bosse kere bende ala bosso. Remamosso cora manda, remamosse kere bende ala bosso conta la banda la bosse entia. Rambasse, rembesse, chilosso, renasce, yelesse, mancanti ala dosso cora mamamandi ala do. Rebede bere bende ala bosso ntora bosso cora manda la bosse. İsa Mesih'in adıyla bütün övgü, bütün yüceliği, bütün onuru, bütün görkemi sana veriyoruz. Teşekkürler İsa. Teşekkürler Tanrı'nın oğlu. Teşekkürler İsa Mesih'in adıyla sana tapıyoruz. Amin. Haleluya. Haleluya. Evet. Yarınki dua konumuz aslına bakarsanız Pazartesi, Salı ve Çarşamba pastörümüz bu 3 gün boyunca bu konu üzerinde dua edecek. Haleluya. Haleluya. Bu 3 gün boyunca referans ayetlerimiz şunlar olacak. Yuhanna 1. bölüm. Yuhanna 1. bölüm. Yuhanna 8. bölüm 32. ayet. Haleluya. Matta 28-18. 2. Korintliler 2. bölüm 11. ayet. Mezmurlar 119-97-98. Evet. Yuhanna 1. bölümün tamamı, tekrar söylüyorum.
Yuhanna 8. bölüm 32. ayet, Matta 28-18, 2. Korintliler 2-11, Mezmurlar 119-97 ve 98. 3 gün boyunca pazartesi, salı ve çarşamba pastörümüz bu ayetlerin üzerinde dua edecek. Bu ayetlerin üzerinde siz de dua edebilirsiniz 3 gün boyunca. Haleluya. Evet, duamız şu olacak: tutsak olan, şeytani etki olan, şeytanın etkilemiş olduğu ya da yaşamlarında insanları tutsaklık vermiş olduğu alanlar neyse, bunların hepsine pastörümüz her gün ayrı ayrı detaylı olarak dua edecek. Siz de bu ayetlere odaklanın. 3 gün boyunca bu konuların üzerine tamamen karanlıktan özgür kılınmaya yönelik konularla ilgili pastörümüz dua edecek ve hiçbir şekilde yaşamlarımızda şeytani, Tanrı'dan olmayan hiçbir şeye hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz ve onlara karşı olan bir dua olacak. Amin. Evet. Ve pazartesi günü, bu 3 günlük dua konuları bunlar. Pazartesi günü için olansa, haleluya. İlk dua konumuz şu olacak: Işık karanlıkta parlasın. Gerçek özgür kılsın. Ve sözünü göndersin. Rab sözünü gönderdi ve onları iyileştirdi. Evet. Rab bu 3 günde şifa versin. Ve Tanrı'nın sözü bu pazartesi gününde bütün kötülüğü, Tanrı'nın sözü ve varlığı ışığıyla parlasın ve karanlığa ait olan her şey yok olsun, kaybolsun diye dua edeceğiz İsa'nın adıyla. Amin. Evet, ondalık ve sunularımızı toplamadan önce Devran kardeşimiz gelecek ve sizinle mesajını paylaşacak. Haleluya, amin. Evet, Nehir ailesi, burada tapınmaya devam ediyoruz. Ondalık ve sunularımızla Rabbe tapınacağız. Bugünkü konuşacağım konu veya paylaşmak istediğim konu sizlerle: ihtiyaçlarımız için Tanrı'ya nasıl iman ederiz? Amin. Bunun için öncelikle yaratılış bölümüne gidelim. 12. ayetten okuyacağım. Burada Tanrı İbrahim'e vaat veriyor. Yani onu bütün ulusların babası yapacağına, büyük bir ulus onu zengin yapacağını vaadini veriyor. Onu okuyacağız. Yaratılış 12. bölüm 2. ayetten başlayacağız. Tanrı diyor ki, seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Bu Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaatti. İlk önce sadece İbrahim'e verdiği vaatti. Ama İbrahim'in hayatına baktığımızda bu bütün vaatleri Tanrı İbrahim için gerçekleştirmişti. İbrahim o kadar zengin, varlıklı, hani ünlü olmuştu ki Tanrı'nın İbrahim'de yapmış olduğu işi göz ardı edebiliyoruz. Yani bu ayetleri okuduk ve İbrahim'in hayatını incelediğimizde İbrahim'in sadece zengin, varlıklı ve ünlü biri olduğunu bakıyoruz. Ama işte incelediğimizde İbrahim'in hayatını ve bu ayetleri, vaatleri incelediğimizde gözden kaçırdığımız bazı şeyler olabiliyor. Öncelikle Tanrı İbrahim'e vaat verdi ve içinde büyük bir iş yaptı. İşte İbrahim daha hiçbir şey yokken zengin olduğuna iman etti. Daha hiçbir şey yokken Tanrı'nın vaatlerinin gerçek olduğunu kendine inandırdı ve iman etti. Daha zengin olmadığı halde zengin olduğuna inandı. Daha hiçbir çocuğu yokken, oğlu yokken
büyük bir ulus olacağına iman etmişti. Yani bu vaatleri İbrahim Tanrı'dan duydu ve hepsi gerçekleşti. Çünkü İbrahim Tanrı'dan bu duydu ve emindi. Bunun için iman etti. Amin. Evet, biz de bu vaatlere sahibiz. Çünkü İsa Mesih'in yaptığı iş aracılığıyla. Bunu Galatyalılar 3. bölümde okuyacağız. Galatyalılar 3. bölüm 13. ayet diyor ki, İbrahim'e sağlanan kutsama, Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Burada İsa Mesih aracılığıyla biz de bu vaatlere sahibiz. Çünkü İsa Mesih çarmıhta bu işi bizim için yaptı. Amin. Demek ki biz de İbrahim gibi zengin, varlıklı olabiliriz. Biz de İsa Mesih aracılığıyla kutsandık. Biz de İsa Mesih aracılığıyla ünlü olabiliriz. Bütün bu uluslar arasında. Amin. Biz de İsa Mesih aracılığıyla bereket kaynağı olabiliriz. Amin. Amin. Bunun için biz de bu vaatleri imanla alıp, İbrahim gibi biz de bu vaatleri imanla alıp bunu biz hayatlarımıza konuşmamız gerekiyor. Her Tanrı'nın sözünü, bu vaatleri alıp hayatlarımızın üzerine ilan etmemiz gerekiyor. Her gün, her an. Amin. Demeliyiz ki ben bereketliyim. Ben kutsandım. Hiçbir eksiğim olmayacak. Kimseden ödünç almayacağım. Başkalarına bereket kaynağı olacağım demelisiniz. Her gün. Amin. Haleluya. Görün bakın ki her gün bu vaatleri kendi hayatınız üzerine ilan ederseniz görün bakın ki Tanrı sizi nasıl kutsayacak. Tanrı sizi nasıl bereketleyecek. Amin. Yani bu vaatlere ulaşmak için Tanrı'ya vermemiz gerekiyor öncelikle. Yani bu şöyle bir şey değil. Yani Tanrı bana ver, sonra ben sana vereyim değil. Tanrı ilk önce iman adımını bizden bekliyor. İbrahim'in olduğu gibi. İbrahim de ondalığını Melkisedek'e verdi. Biz de aynı şekilde önce Tanrı'ya vermeliyiz. O zaman Tanrı bizi bereketleyecek, bizi kutsayacak, bizi büyük bir ulus yapacak. Amin. Ya, diyebilirsiniz şu an durumum yok veya vermek için hiçbir şeyim yok diyebilirsiniz. Yemek için, giymek için veya kiram için hiçbir kaynağım yok diyebilirsiniz. Ama bilin ki Tanrı size mutlaka bir tohum verdi. Bunu yani, mutlaka bir tohum verdi. Elinizdeki kaynaklar yani kirana, faturana veya ihtiyacını karşılayamıyorsa Tanrı'ya vermen gerekiyor. Amin. Bunu kutsal kitap Matta bölümünden okuyacağım. 6. bölümden okuyacağım. Tanrı diyor ki işte öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden gider. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinimiz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin, doğruluğunun ardından gidin. O zaman bütün bunlar da verilecektir. Kardeşler, Tanrı bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Amin. Güzel bir haber vereceğim. Tanrı bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Yemek, içmek veya ne giyeceğiz veya dünyasal şeylerin peşinden gitmemeliyiz. Yani önceliğimiz Tanrı'ya vermek ve Tanrı'nın egemenliğin ve doğruluğun ardından gitmemiz gerekiyor. Amin. Tanrı bizim ihtiyaçlarımızı biliyor ve asla gecikmeyecek. Amin. Öncelikle Tanrı'nın egemenliği ve doğruluğun ardından gitmeliyiz. Sonra bütün bu ihtiyaçlarımız bize eklenecektir. Çünkü Matta 6:33 diyor ki, bütün bunlar bize eklenecek. Amin. Verilecek, başka bir çeviride eklenecektir diyor. Yani bunun için bir çalışmanıza veya çaba sarf etmenize gerek yok. Bütün bunlarınız karşılanacak, bu ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Ama önceliğimiz Tanrı egemenliği olmalı. Amin. Ben iman ettiğimde 3 sene önce İstanbul dışında yaşıyordum ve sürekli ayda bir kere geliyordum veya kiliseye geliyordum. Ama
yetmiyordu. Nehir Kutsal Kitap Okulu'na gelmem gerekiyordu ama İstanbul'a geleceğim, büyük bir şehir. Ne kalacak yerim var, ne çalışacak bir işim ve gelir kaynağım vardı. Ama bu okula gelirsem hayatımın değişeceğini biliyordum. Ve bu iman adımını ben de atmam gerekiyordu. Ve attım iman adımını ve İstanbul'a geldim. Bir hafta içerisinde benim kalacak yerim ve Rab'den gelen bir işim vardı. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu iş Nehir Kutsal Kitap Okulu'nu bitirene kadar bana gelir kaynağı oldu. O zaman hiçbir eksiğim olmamıştı ve ne zaman okulu bitirdiğim gibi işten de iyi bir şekilde ayrılmam gerekiyordu. Kardeşler, demek istiyorum ki öncelikle Tanrı'nın egemenliğini arayın. Tanrı'nın yüzünü arayın. Tanrı'nın egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. Ve bütün ihtiyaçlarınız, işte kiram olur, kalacak yerim olur veya ne yiyeceğim diye düşünmeyin. Bütün bunlar size eklenecektir. Amin. 2. Korintliler 9. bölümden okuyacağım. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Amin. Benim için bu çok özel bir ayettir. Çünkü Tanrı'nın bize her şeyi, her zaman, her yönden bize bol, her nimeti bol bol sağlayacak güçtedir. Ve bunun vahyisini aldığınızda hiçbir eksiğiniz olmayacaktır. Benim eksiğim var diye düşünmeyeceksiniz. Amin. Çünkü sizin her zaman kaynağınız olacak. Her iyi iş içinde kaynağınız olacak. Yani Tanrı'nın egemenliği içinde sizin destek olabilmeniz için kaynağınız olacaktır. Amin. Ve şunu söyleyeyim, sizin hayatınız da bir tohumdur. Tanrı'nın egemenliğine ekebilmeniz için hayatınız da bir tohumdur. Çünkü Tanrı'nın egemenliği siz iman ettiğinizde sizin içinize gelmiştir. Tohum olduğunuz için, yani hayatınız bir tohum olduğu için Tanrı sizi sürekli arttıracaktır. Kaynaklarınızı arttıracaktır, vermek kapasitenizi arttıracaktır, başkalarına bereket olma kapasitenizi arttıracaktır. Tıpkı İbrahim'de olduğu gibi. İbrahim bütün ulusa bereket oldu. Siz de olacaksınız. Amin. İnanıyorsanız amin deyin. Amin. O ülke, yani İbrahim'in o zaman Tanrı'nın vaadini aldıktan sonra o ülkede bereketli ve kutsanmıştı. İbrahim sayesinde o ülke bereket oldu ve refahlı oldu. Bizim sayemizde Türkiye'de bereketli ve refahlı olacak. Amin. Amin. Şimdi ondalık ve sunumlarımızla Tanrı'yı övelim, ona tapınalım, onun egemenliği ve doğruluğun ardından gidelim. Amin. Verelim hepimiz. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içimizde olduğu için verelim. Verelim çünkü cömert olduğumuz için verelim. Verelim çünkü bereketli olduğumuz için verelim. Haleluya. Yüreğimizde niyet ettiğimiz gibi verelim. Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle verelim. Amin. Şu an ekranlarımızda kilisenin IBAN numaraları yer almaktadır. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız şu an direkt hiç beklemeyin ondalığınızı. Tanrı'ya vermek istediğiniz ondalığınızı hemen verin. Çünkü iblisin çalmasına fırsat vermeyin. Amin. Eğer yok internet bankacılığı kullanmıyorsanız ondalığınızı bir kenara ayırın ve hafta içi ondalığınızı bir zarfa koyun ve ofisimize gelip ondalık ve sunularınızı verebilirsiniz. Amin. Biraz zaman alalım. Tanrı'dan duyun. Kutsal Ruh'dan isteyin. Vermek için. Amin. Ve ayrıca vermeden önce bir dua etmek istiyoruz. Rab, sana teşekkür ediyoruz. Bu verme ayrıcalığı için. Bizi bereket kaynağı yaptığın için sana teşekkür ediyoruz. Servet yaratma gücünü bize verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Her vereni, her tohum bereketle dua ediyorum. İbrahim gibi bu Türkiye'de, bu ulus da bizim aracılığımızla bereketli ve refahlı olacak diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Evet, şimdi tapınma grubu gelecek ve ilahimiz olacak. Tanrı'ya tapınmaya devam edelim. Amin.
göre yaşama. İzlerime göre yaşama. Yürekten bilirim benimlesin. Her şeyi sen yapabilirsin. Senle her şeyi yaparım. Başarabilirim. Bana güç veren sensin. Senle her şey mümkündür. Senle kör gözler açılır. Kaleler yıkılır. İmanlar yaşarır. Senle her şey mümkündür. İmanım, imanım. İmanım, imanım sende. 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 Senle her şeyi yaparım. Başarabilirim. Bana güç veren sensin. Senle her şey mümkündür. Senle kör gözler açılır. Kaleler yıkılır. İmanlar yaşarır. Senle her şey mümkündür. İmanım, imanım. İmanım, imanım sende. 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 Haleluya. Haleluya. Herkese merhaba. Tekrar toplantımıza hoş geldiniz. Haleluya. Rab, teşekkür ediyoruz. Kutsal ruh, varlığın için sana şükrediyoruz ve varlığını onurlandırıyoruz Rab. Rab, sen bizim en yüce öğretmenimizsin. Kutsal ruh, gel ve istediğin şekilde işle, bize öğret. Yüreklerimize dokun ve yüreklerimizi mesh diye dua ediyoruz Rab. Seni onurlandırıyoruz. Bütün övgüyü, bütün yüceliği, bütün görkemi sana veriyoruz Rab. Sensiz hiçbir şey yapamayız Rab. Teşekkür ediyoruz kutsal ruh. Teşekkür ediyoruz. Seni yüceltiyoruz. Teşekkür ediyoruz sözün için ve varlığın için. Sana tapıyoruz. Sen harikasın, sen müthişsin. İsa Mesih'in yüce adıyla bütün övgüyü, bütün yüceliği, bütün görkemi sana veriyoruz. Teşekkür ediyoruz Rab. Haleluya. Amin. Evet, Mısır'dan çıkış 29. bölüme gidelim. Mısır'dan çıkış 29. Haleluya. Teşekkürler Rabbi İsa. Haleluya. Mısır'dan çıkış 29. 46. ayetten okuyacağız. Anlayacaklar ki aralarında yaşamak için onları Mısır'dan çıkaran tanrıları Rab benim. Tanrıları Rab benim. Haleluya. Amin. Evet, burada ayette çok açık bir şekilde Rab diyor ki onları Mısır'dan aralarında yaşamak için çıkarttım. Tanrı'nın başlangıçtan beri bir planı var ve bu plan eski anlaşmada örtülü bir şekildeydi ve daha sonrasında yeni anlaşmada bu plan açıldı. Tanrı'nın planı aynı, hiçbir zaman değişmedi. Tanrı'nın planı bizim aramızda yaşamak.
Mısır'dan onları çıkarttı çünkü aralarında yaşamak istiyordu Tanrı. Haleluya. Adem ile Havva başlangıçta Tanrı'da yaşıyorlardı ve Tanrı onlarda yaşıyordu. Tanrı ile birlikte yürüyor, Tanrı ile ilişkideydiler. Bu ayette de dediği gibi ve görüyoruz ki Tanrı Mısır'dan halkını aralarında yaşamak için çıkarttı. Tanrı onlarla birlikte olmak için, onlara kendini açıklamak için ve onların aralarında olmak için onları Mısır'dan çıkarttı. İsrail halkı Tanrı için buluşma çadırı yaptığında Tanrı'nın görkemi tapınağı doldurmuştu. Haleluya. Mısır'dan çıkış 40. bölüm. Haleluya. 34 itibariyle okuyacağız. O zaman bulut buluşma çadırını kapladı. Ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Musa buluşma çadırına giremedi. Çünkü bulut her yeri kaplamış, Rabbin görkemi konutu doldurmuştu. İsrailler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gecede ateş İsraillere yol gösterirdi. Haleluya. Evet. Tanrı burada buluşma çadırını görkemiyle dolduruyor. Ve İsrail halkının burada çok önemli bir nokta var. İsrail halkı Tanrı'nın görkeminin bulutun üzerinden hareket etmeden hiçbir şekilde hareket etmiyorlardı. İsrail halkı aralarındaki Tanrı'nın varlığını onurlandırıyordu. Onlarla birlikte olan Tanrı'yı onurlandırıyordu ve zaman geliyordu Tanrı'yı bekliyorlardı. Zaman geliyordu Tanrı hareket ettiğinde hareket ediyorlardı. Tamamen görkemi izliyorlardı. Ayet burada çok açık bir şekilde söylüyor ki bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz. Kalkacağı günü beklerlerdi. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gecede ateş İsraillere yol gösterirdi. O zaman Tanrı'nın görkemi İsraillerin topluluğun arasında, çadırda yaşıyordu. Daha sonrasında İsrail halkı vaat edilen topraklara girdiğinde tapınak yapıldı ve Tanrı'nın görkemi tapınakta yaşıyordu. Ama haleluya, aralarındaydı, kutsal ruh içlerinde yaşamıyordu. Onlar bulutu izliyorlardı, onlar ateşi izliyorlardı. Tanrı'nın başlangıçtan beri planı halkının arasında yaşamak, halkıyla birlikte olmak ve halkının da kendisinde yaşamasını istiyordu. Tanrı'nın başlangıçtan beri planı buydu. Adem ve Havva başlangıçta buna sahipti. Adem ve Havva Tanrı'nın görkeminde yaşıyorlardı. Tanrı'nın görkemi onlarda yaşıyordu. Tanrı'nın planı içinde yaşıyorlardı. Ta ki Adem ve Havva Tanrı'nın varlığından ayrılıp, günaha düşüp Tanrı'nın varlığından ayrılana kadar. Haleluya. Tanrı'nın en büyük arzusu çocuklarının, halkının, bizlerin onun yüzünü araması, onda yaşaması, onun yüreğini, onun yüzünü, onun isteklerini, onun arzularını aramak, onun haleluya, yüreğinin arzularının peşinden gitmemizi istiyor Tanrı. Haleluya, Rabbe yücelik olsun. Haleluya. İsrail halkı onun onda yaşamayı öğreniyordu. Tanrı onlara planını açıklıyordu. Tanrı onlara ne yapmak istediğini açıklıyordu. Tanrı halkını istiyordu. Tanrı halkının yüreğini istiyordu. Tanrı halkıyla birlikte olmak istiyordu. Halkının da onlarla birlikte olmasını istiyordu. Haleluya. Vaat edilen topraklar,
Vaat edilen topraklar kendisiyle alakalı. Tanrı vaat edilen topraklara onları götürdü ve vaat edilen topraklar onların Tanrı'da yaşayacakları yerdi. Haleluya. Orada Tanrı'nın tapınağı kurulacak. Orası onda. Tanrı'da konut kuracaklar, Tanrı'da yaşayacaklar, Tanrı'nın tapınağı aralarında olacak. Orada yerleşik bir hayat kuracaklar ve Tanrılarıyla birlikte yaşayacaklardı. Haleluya. Tanrı'nın tapınağı kurulduktan sonra halkın arasında Tanrı onlarla birlikte yaşayacaktı. Haleluya, haleluya. Ama bunların hepsi gerçek planın gölgesiydi. Tanrı'nın başlangıçtan beri olan planı devam etti. Bu planın gölgesiydi. Evet, eski anlaşma yeni anlaşmanın gölgesidir. Ve Mesih İsa'da eski anlaşmadaki gölge, eski anlaşmadaki peçe kalkar ve anlaşma açılır. Tanrı'nın gerçek planı başlangıçtan beri aynıydı. Tanrı tapınağı insanın yüreğine kurmak, insanın ruhuna kurmak istiyordu. Tanrı insanın kendi içinde yaşayıp her bir kişiyle bireysel olarak, şahsi olarak ilişkide olmak, onların her şeyini Tanrı'ya adamalarını istiyordu. Haleluya. Tanrı'nın planı buydu ve Tanrı yüzyıllar boyunca halkına bunu açıkladı ve eski anlaşmada gördüğümüz gibi önce buluşma çadırı, daha sonrasında vaat edilen topraklarda yapılan tapınak. Tanrı aralarında yaşıyordu. Haleluya. Evet. Tanrı tapınağın kurulacak ve halkın arasında yaşayacak ama bunların hepsi dediğimiz gibi gerçek planın gölgesiydi. Başlangıçtan beri belirlenen gerçek plan bizim şu an içimizde yaşadığımız dönemi kapsayan plan. Adem ve Havva'nın Tanrı'yla birlikte ve Tanrı'da yaşadıkları ve Tanrı'nın da onlarda yaşadıkları, Tanrı'nın görkeminin, Tanrı'nın planının, Tanrı'nın yüreğinin arzularının, Tanrı'nın yüzünü aradıkları, sadece Tanrı'nın istekleri, Tanrı'yı onurlandırdıkları, Tanrı'nın yüzüne baktıkları o yer, orada yaşamak. Yuhanna 15'e gidelim. Haleluya. Haleluya. Yuhanna 15, 4 ve 8. İsa burada diyor ki, bende kalın. Aslında birinci ayet itibariyle okuyayım. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Dördüncü ayet diyor ki, bende kalın. Grekçesi bunun yaşamak, konut kurduğun yer, varlığını sürdürdüğün yer. Bende yaşayın, bende kalın. Ben de sizde yaşayayım, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Haleluya. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Haleluya. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Haleluya. Evet,
Eski anlaşmada buluşma çadırının ilk kurulduğunda İsrail halkını görüyorsunuz. İsrail halkı Tanrı'nın görkemi çadırın üzerinden kalkıp hareket etmedikçe hiçbir şekilde hareket etmiyordu. Haleluya. İsa bende yaşayın, ben de sizde yaşayayım diyor. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız diyor. Haleluya. Evet. Ayet çok açık bir şekilde söylüyor ki bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Ama dünyaya baktığımızda maalesef birçok Hristiyan İsa'ya bağlı olmadan, kutsal ruha bağlı olmadan kendi duygularıyla, kendi istekleriyle, kendi arzularıyla hareket etmeyi seçmekte. Ama Tanrı'nın bizim için belirlenmiş planı, bakın Tanrı, haleluya, içimizde bu tapınak olarak bizleri belirledi ve bizimle birlikte yaşamayı seçti. Tanrı bizimle birlikte yaşıyorsa Tanrı'nın bizim için bir planı var. Tanrı bizde yaşıyor, bizim her şeyimizi istiyor. Bize sahip, bizde olan her şeyi Tanrı'ya adamamızı istiyor. Tanrı içimizde yaşayıp da biz kendi arzularımıza, kendi isteklerimize göre yaşayamayız. Haleluya. Bu ilişkide sözlerim de sizde yaşasın diyor. Bir ilişkiyi düşündüğünüzde, iki kişi karşılıklı bir ilişki düşündüğünüzde o kişiyle aynı zamanda sözlerle de iletişim kurarız değil mi? İşte o kişinin sözleri bizim hayatımıza her zaman etki etmez mi? Düşünün, eşinizi düşünün, yakın olduğunuz bir insanı düşünün. Onların söylediği sözler bize etki yaratır değil mi? Bazen söyledikleri sözleri hatırlarız, bazen bizim için yol gösterir, bazen bize yardımcı olur. Aa deriz ki eşim burada bunu söylüyor, doğru söylüyor, bu sözü hatırlarız. Sözlerim de sizde kalsın çünkü benim sözlerim yaşamdır. Çünkü ben yaşamım. Çünkü ben dirilişim. Benim sözlerim sizde kalırsa, benim sözlerim sizde yaşam üretir. Çünkü sözlerim yaşamdır diyor İsa. Haleluya. Benden ayrılmayın. Yüzümü arayın. Haleluya. Hayatımızda, dünyaya baktığımızda Tanrı'nın çocukları maalesef çoğu zaman Tanrı'nın yüzünü birçok konuda aramıyor. Maalesef bu üzücü bir şey. Tanrı'nın bizden en büyük arzusu onun yüzünü aramamız, onun yüzünü aramamız. Haleluya. Varlığında yaşamamız. Haleluya. Varlığında yaşamamız Tanrı'nın bizim için en büyük isteği ve onun yüzüne bakmamız. Haleluya. Tanrı'nın vaadi İsa Mesih'in kendisidir. Başlangıçtan beri tek bir vaat vardı, o da İsa Mesih'tir. Beden aldı, yeryüzüne geldi ve bugün bizimle birlikte ruhuyla bizim içimizde yaşıyor. Tek bir vaat var, o da İsa Mesih. Vaadin, bütün vaatlerin odak noktası o. Çünkü vaadin kendisi İsa Mesih. İsa Mesih olmadan Tanrı'nın hiçbir vaadi gerçekleşmez. İsa Mesih'e bağlı olmadan Tanrı'nın hiçbir vaadini göremeyiz, yaşayamayız. Çünkü vaadin kendisi odur. Vaadin kaynağı odur. Yaşam odur, diriliş odur, gerçek odur. Haleluya. Ona bağlı olmadan hiçbir şekilde Tanrı'nın bizim için belirlemiş olduğu hiçbir şeye sahip olamayız. Çünkü her şeyin kaynağı odur. Başlangıç odur. Son odur. Haleluya. Alfa ve Omega odur ve her şeyin kaynağı odur. Her şey onun için, onun aracılığıyla yaratıldı. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Haleluya. Rab sana tapıyoruz. Seni yüceltiyoruz İsa. Bütün övgüyü, bütün yüceliği sana veriyoruz. Teşekkür ediyoruz Rab. Teşekkür ediyoruz Rab. Teşekkür ediyoruz. Bizimle olmayı seçtin. Teşekkür ediyoruz. Haleluya. Haleluya. İbranilere gidelim. İbraniler, haleluya, 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 Rab sana şükrediyoruz, Rab sana şükrediyoruz, haleluya. İbraniler 8. bölüm 9 ve 10. İbraniler 9 ve 10. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün, eski anlaşmadan bahsediyor, haleluya, onlarla yaptığım anlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar anlaşmama bağlı kalmadılar. Ben de onlardan yüz çevirdim, diyor Rab. 10. ayet, o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım anlaşma şudur. Bizim anlaşmamızı açıklıyor Tanrı.
diyor Rab. Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim. Yüreklerine yazacağım. Onlar da benim halkım olacaklar. Haleluya. Evet. Hepimizin bildiği gibi eski anlaşmada buluşma çadırında da Tanrı'nın tapınağında da 3 bölüm vardı. Dış avlu, kutsal yer ve en kutsal yer. En kutsal yer Tanrı'nın görkeminin bulunduğu yerdi. Ve bu en kutsal yerde ne vardı? Taş levhalar vardı. Tanrı'nın yasasının yazılı olduğu yerde en kutsal yer. Tanrı burada açıkça söylüyor ki en kutsal yer sizin ruhunuz olacak. Sizin ruhunuzda yaşayacağım. En kutsal yer benim varlığımı sürdürdüğüm yer orası olacak. Ve yaşamınızın kaynağı orası olduğu sürece siz yaşayacaksınız. Çünkü yaşamın kaynağı benim. Ruhunuza bağlı yaşadığınız sürece, kutsal ruha bağlı yaşadığınız sürece, her şeyinizde adandığınız sürece yaşamda olacaksınız. Çünkü yaşamın kaynağı ruhunuzda yaşayacak. Tanrı'nın vaadi bu. Haleluya. Ve başlangıçtan beri Tanrı'nın planı buydu. Daha yaratılışta Tanrı söyledi ki, haleluya, kadının soyu senin başını ezecek dedi. Başlangıçtan beri ve vahiy kitabına kadar okuduğunuzda bütün kutsal kitap İsa ile ilgili. Bir vaat var, bir kişi var vaat edilen, o da İsa. Haleluya. Başlangıçtan beri plan aynı ve değişmedi. Tanrı'nın planı aynı. Adem ile Havva onda yaşıyordu. İşte Tanrı ile birlikte yürüyor, onunla ilişkide. Haleluya. Yüreğimiz bizim gerçek varlığımız ve ruhumuz. Tanrı diyor ki burada, yasalarımı yüreklerine yazacağım. Haleluya. Tanrı'nın yaşadığı en kutsal yer bizim ruhumuz. Sizin ruhunuz benim yaşadığım en kutsal yer olacak diyor her şeye egemen Rab Tanrı. Haleluya. Vaat edilen topraklar bizim içimizde. Tapınağın kendisi bizim içimizde. Haleluya. Haleluya. Vaat edilen her şey içimizdedir. Çünkü vaat bir vaat vardır. Nasıralı İsa Mesih. Vaat edilen Nasıralı İsa Mesih'in ruhu bizim içimizdedir. Vaat bizim içimizdedir. Haleluya. Haleluya. Vaat Mesih İsa'nın kendisidir. İsa dedi ki, çarmığınızı yüklenin ve ardımdan gelin. Haleluya. İsa dedi ki, çarmığınızı yüklenin ve ardımdan gelin. Haleluya. Nasıl İsrail halkı bulutu izledi, ateşi izledi, hareket ettiğinde hareket etti. Aynı şekilde İsa diyor ki, çarmığınızı yüklenin ve ardımdan gelin. Haleluya. Kutsal ruha boyun eğin, kutsal ruha odaklı olun. Elimi aramayın, yüzümü arayın. Bana tapının, yüreğimin arzuları sizin yüreğinizin arzuları olsun. Her şeyden vazgeçin, bana gelin. En kutsal yere yaklaşın. Varlığımın olduğu yere yaklaşın. Bende yaşayın. Çünkü yaşamın kaynağı benim. Benim olmadığım hiçbir şey yaşam üretmeyecek ve sonsuzlukta çalı, çırpı, ot, kamış olacak. Haleluya. Yaşamın kaynağı İsa'dır ve onun varlığının olmadığı hiçbir şey yaşamlarımızda sonsuzlukta hiçbir değer getirmeyecek. Haleluya. Haleluya. Sana tapıyoruz ya Rab. Sana tapıyoruz. Haleluya. 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 Evet. Vaat edilen topraklar içimizde, ruhumuzda. Vaat edilen her şey Mesih İsa'nın kendisi bizimle birlikte. Evet. Peki, çarmığınızı yüklenin ve ardımdan gelin diyor İsa. Haleluya. Bizim çarmığımız nedir? Benliğimiz. Kendi arzularımız, kendi isteklerimiz, kendi düşüncelerimiz, kendi planlarımız. Bunlar bizim çarmığımız. İsa, çarmığınızı yüklenin ve ardımdan gelin dedi. Haleluya. Romalılar 12:1. Haleluya. Romalılar 12:1. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri,
kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Haleluya. Haleluya. Tanrı sözü çok açık bir şekilde bize söylüyor. İşte burada çarmığınızı yüklenin. Bedenlerinizi, kendi arzularınızı, kendi isteklerinizi Tanrı'nın haleluya sunağına, yakmalık sunu olarak sunağına getirin. Tanrı'nın önüne kendinizi sunun. Tanrı'ya ait olmayan her şeyi Tanrı'nın sunağına getirin ve kutsal ruha teslim olun. Ateşinle, ateş sunağında yak senden olmayan her şeyi. Çünkü Rab, senden olmayan hiçbir şey sonsuzlukta hiçbir anlamı olmayacak. Eğer senden olmayan şeyler yaşamımızda olursa ve biz bunları yapmaya devam edersek sonsuzlukta hiçbir şey olmayacak ve bunlar meyve getirmeyecek. Haleluya. Senden olmayan her şeyi sunağına getiriyoruz. Sana teslim oluyoruz kutsal ruh. Ateşinle yak. Kökünden sök bu şeyi İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Haleluya. Kendimize ait olan her şeyi Tanrı'nın sunağına sunmalıyız. Ateşiyle yakmasına izin vermeliyiz. Haleluya. Dünyada birçok Hristiyan maalesef baktığınızda kendi arzuları, hoşnut oldukları şeyler ile hareket ediyor. Kendi arzuları, kendi tutkuları, kendi istekleri bu şekilde hareket ediyor. Ama Tanrı'nın isteği bu değil bizim için. Tanrı başlangıçtan beri aynı şeyi söylüyor. Tanrı'nın mesajı değişmedi. Tanrı aynı şeyi söylüyor. Bende yaşayın. Aranızda yaşayayım. Bende yaşayın. Ben de sizde yaşayayım. Ben sizin Tanrınız olayım. Tanrı'nın başlangıçtan beri planı bu. Tanrı her şeyinizi istiyor. Tanrı bir kısmımızı değil. Tanrı kutsal, kusursuz ve her şeyimizle teslim olmamızı istiyor. Çünkü bu dünya Tanrı'ya tamamen ters. Tanrı kusursuz, bu dünya kirli. Bu dünyaya ait olan şeyleri yapamayız. Bu dünyaya ait olan şeyler bize ait değil. Bu dünyaya ait olan ne varsa Tanrı'nın sunağının önüne gidip diz çöküp önüne getirmeliyiz ve teslim etmeliyiz. Tanrı'ya teslim etmediğimiz hiçbir şey bize yaşam getirmeyecek. Tanrı'nın dahil olmadığı, Tanrı'nın varlığının olmadığı, Tanrı'nın işlemediği hiçbir şey sonsuzlukta bize değer katmayacak. Haleluya. Eğer kutsal ruh o şeye dahil değilse, o şeyi onaylamıyorsa sonsuzlukta hiçbir değeri olmayacak. Ve yaşamlarımızda hiçbir anlamı olmayacak. Onun varlığının işlemediği, onun görkeminin hareket etmediği hiçbir şey Tanrı'nın sonsuzluk planında hiçbir şekilde sonuç getirmeyecek. Boş, çalı çırpı ot. Haleluya. Haleluya. Birçok insan baktığınızda, dünyaya baktığınızda maalesef bereket, vaat odaklı olmuş durumda. Bereketler, vaatler, bereketler, vaatler. Haleluya. Bazı insanlar çağrılarını bile Tanrı'nın varlığının, Tanrı'nın önüne geçirmiş durumdalar. Haleluya. En büyük çağrımız ne biliyor musunuz? Tanrı'yı tanımak. Sonsuz yaşam, Tanrı sözü diyor ki, İsa'nın kendisi diyor ki, Baba, onları... Sonsuz yaşam diyor, seni ve gönderdiğin oğlun İsa Mesih'i tanımalarıdır. Sonsuz yaşam Tanrı'yı tanımak. Çünkü yaşamın kendisi o. Onu tanırsak, haleluya, sonsuz yaşamı biliriz. Sonsuz yaşamın içinde oluruz ve sonsuz yaşamı yaşarız. Çünkü sonsuz yaşamın kendisi o. Onu tanımadan sonsuz yaşamdan bahsedemeyiz. Çünkü sonsuz yaşam İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih'i tanımadan, onun yüzünü aramadan, onun yüreğinin arzularını aramadan sonsuz yaşamdan bahsedemeyiz. Sonsuz yaşamın kendisi o. Ve benliğin hiçbir işi sonsuz yaşamı alamaz ve sonsuz yaşama dahil olamaz. Sonsuz yaşamda ilerleyemez. Haleluya. Çünkü sonsuzlukta hiçbir değeri yok. Çalı çırpı ot. Yanacaktır. Haleluya. Haleluya. Evet, en büyük çağrımız bizim onu tanımak. Tanrı bizim her şeyimizi istiyor. Tanrı bizi istiyor. Başlangıçta böyleydi. Adem'le Havva onunla birlikteydi. Adem'le Havva onun yüreğinin arzularını arıyordu. Adem'le Havva onunla ilişkideydi. Adem'le Havva Tanrı'nın görkeminde yaşıyordu. İnsan bunu kaybetti ama Tanrı vazgeçmedi.
Tanrı vazgeçmedi. Başlangıçtan beri aynı şeyi söylüyor. Bende yaşayın, kutsal olun. Haleluya. Bende yaşayın, ben de sizde yaşayayım. Haleluya. Haleluya. Evet, en büyük çağrımız bu, onu tanımak. Sonsuz yaşam beni tanımaktır diyor Tanrı. Sonsuz yaşam beni tanımaktır. Beni tanımayan sonsuz yaşamda yaşayamaz. Sonsuz yaşamın kendisi Mesih İsa'dır. Haleluya. Onun yönlendirmediği ve onun ruhunun hareket etmediği, yapmadığı hiçbir şey sonsuzlukta hiçbir değer getirmeyecek. Biliyor musunuz? Hiçbir değer getirmeyecek. Çünkü sonsuz yaşam, İsa Mesih sonsuz yaşamın kendisidir. Tahtından geldi. Yaşam zaten oydu. Bu dünyada yaşam yoktu. Kendisi geldi. Tahtından indi, yeryüzüne beden aldı. Ve yaşam bedende işte o topraklarda yürümeye başladı. Haleluya. Sonra öldü, gömüldü ve dirildi. Öğrencilerine göründü. Evet, kusursuz kurbanı Tanrı'nın tahtının önünde bizim için sundu. Kanını bizim için sundu. Sonra göğe alındı. Babanın sağında, görkemli tahtında oturuyor. Ve ruhunu gönderdi. İşte sonsuz yaşam onun ruhunda. Onun ruhundan kaynaklı olmayan hiçbir şey yaşam üretmeyecek. Hiçbir şeyde Tanrı'nın önünde hiçbir sonsuzluğu yok. Hiçbir anlamı yok. Çünkü yaşamın kendisi Tanrı'dır. Haleluya. Sonsuz yaşam Tanrı'dır. Ona ait olmayan hiçbir şey sonsuz yaşamda değer almayacak. Haleluya. Haleluya. Benliğimizi inkar etmeliyiz. Onun arzularının yaşamlarımızda işlemesine izin vermeliyiz. Birçok Tanrı çocuğunu görüyorsunuz. Ben, benim isteğim, benim arzum. Haleluya. Haleluya. Ama bakın, yaşam nedir biliyor musunuz? Yaşam İsa'nın kendisidir. Ondan olmayan hiçbir şey yaşam getirmez. İsa ne dedi biliyor musunuz? Öğrencim olmak isteyen kendini inkar etsin dedi. Haleluya. Öğrencim olmak isteyen kendini inkar etsin. Bereket ve Tanrı'nın vaadi, zenginlik de Tanrı'nın vaadi. Bereket ve zenginlik Tanrı'nın vaadi. Evet, bunlar Tanrı'nın vaadi. Ama bu zenginliği ne için istiyoruz? Ya da hedefimiz, amacımız bu bereket mi? Bu zenginlik, bu odaklı mıyız? Ya da kendimize bu soruları sormalıyız. Ne için? Bereketi ne için istiyoruz? Aslında Tanrı'nın bir tane vaadi var. Geri kalan vaatlerin hepsi o vaatten çıkıyor. Tek bir vaat var. Nasıralı İsa Mesih. Şifaya mı ihtiyacınız var? Şifanın kendisi o. Haleluya. Bereketin kendisi o. Yaşamın kendisi o. Onun girdiği yerde yaşam vardır. Haleluya. Ama bizim yüreğimizin odak noktamız o olmalı. Onun yüreği olmalı. Haleluya. O bizi istiyor. Haleluya. O bizim için çarmıhta canını verdi. Bizim için bunu yaptı. Haleluya. 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 Evet. Tanrı'yı mı istiyoruz biz? Kendimize bu soruyu sormalıyız. Ve ben kendime soruyorum. Tanrı'yı mı istiyoruz? Bereketlerini mi? Tanrı yoksa, eğer Tanrı olmayacaksa, Musa'nın dediği gibi, eğer sen benimle birlikte gelmeyeceksen öldür beni burada dedi. Haleluya. Bereketlerin geri kalan şeyin ne anlamı var Rab sen yoksan? Ben seni istiyorum dedi. Haleluya.
Aleluya. Rab sana teşekkür ediyoruz. Sana tapıyoruz İsa. Haleluya. Seni yüceltiyoruz İsa. Haleluya. Haleluya. Size bir şey söylemek istiyorum. O bizi istediği için, bizim her şeyimizi, yüreğimizi istediği için çarmıhını yüklendi, biliyor musunuz? O bizim için çarmıhını yüklendi. Çarmıhını taşıdı ve çarmıha gitti. Bizim için yaptı. Ona ait olalım diye, yüreğimizi almak için, her şeyimizi almak için. Haleluya. İstediği şey neydi biliyor musunuz? Bizdik. Sevinç uğruna diyor, çarmıhta ölüme boyun eğdi. Sizin için, benim için, bizi almak için çarmıhını yüklendi ve çarmıha gitti. Haleluya. Halkını kendine tekrar geri satın almak için çarmıhını yüklendi Mesih İsa. Ve çarmıhını yüklendi ve dedi ki ardımdan gelin. Çarmıhınızı yüklenin ve ardımdan gelin. Benim yürüdüğüm yordan siz de yürüyün. Bu dünyanın peşinden gitmeyin. Bu dünyanın arzuladığı şeyleri arzulamayın. Benliğinizi inkar edin. Kendinizi inkar edin. Ardımdan gelin. Yaşam benim. Benlikte yaşam yok. Yaşam benim. Diriliş benim. Yaşam ekmeği benim dedi. Haleluya. Bakın 1. Korintliler 6. bölüm diyor ki. Haleluya. 1. Korintliler 6. bölüm. 19 ve 20. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Kendimize ait değiliz. Kendimize ait bir yaşamımız yok. Bir bedel karşılığı satın alındık ve bu bedel çok değerliydi. Çok değerli. Dünyada olabilecek en değerli kandı o. Kusursuz Tanrı kuzusunun kanı. O kadar değerliydi ki. Haleluya. O kanla satın alındık biz. Haleluya. Tanrı için yaşamak üzere satın alındık. Ona ait olmak üzere satın alındık. Kendi arzularımıza, kendi isteklerimize göre yaşamak için değil. Onda yaşamak için, onun planlarında yaşamak için, onun yüreğinin arzularında yaşamak için, onun yüzünü aramak için. Haleluya. Tanrı bizi istiyor, Tanrı bizi arzuluyor her şeyimizle. Haleluya. Bir bedel karşılığı satın alındık. Ve ödenen bedel Mesih İsa tarafından bizim için ödendi. Ve Rabbe yücelik olsun. Çok değerli. Seni yüceltiyoruz İsa. Sana tapıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bedenin paramparça oldu. Ellerin, ayakların delindi Rab. Böğrün delindi. Bizim için yaptın. Bizim için bu acıları taşıdın. Sana tapıyoruz. Seni yüceltiyoruz. Onurlandırıyoruz yaptığın her şeyi. İsa Mesih'in adıyla teşekkür ediyoruz İsa. Adın kutsaldır İsa. Sana tapıyoruz İsa. Haleluya. Haleluya. Tanrı'nın tapınağıyız biz. Haleluya. Bizde yaşıyor ve her şeyimizi istiyor. Haleluya. Tanrı diyor ki sözünde. Haleluya. Rab sana şükrediyoruz. Tanrı sözünde diyor ki ben kıskanç bir Tanrıyım. Putların ardından gitmeyin. Dünyanın ardından gitmeyin. Hiçbir şeyin ardından gitmeyin. Ben kıskanç bir Tanrıyım. Ve şöyle düşünün. Siz sevdiğiniz insanı kıskanırsınız, değil mi?
sevdiğiniz insanın size ait olmayan şeylerle ilgilenmesini, sizden olmayan başka kişilerle olmasını istemezsiniz, değil mi? Tanrı diyor ki ben kıskanç bir tanrıyım. Tanrı diyor ki bu dünya, bu dünyanın arzuları, bu dünyanın istekleri bana ait değil. Bu dünyayla olursan beni aldatıyorsun diyor Tanrı. Haleluya. Ben kıskanç bir tanrıyım. Seni her şeyinle istiyorum. Seni paylaşmam bu dünyayla. Sen benimsin. Bir bedel karşılığı satın alındın. Haleluya. Ve beni yücelt diyor. Beni yücelt. Ben senin için bedeli ödedim. Ben sana olan sevgimi kanıtladım. Tanrı söz öyle diyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı sevgisini, bize olan sevgisini kanıtladı. Tanrı bizi sevdiğini eylemiyle gösterdi. Haleluya. Tanrı bizden de eylem istiyor. Tanrı bizden de eylem istiyor. Tanrı bizim de her şeyimizi bırakıp benliği ateşe koyup önünde Rab'a ya ateşinle yak deyip her şeyden vazgeçip onun yüreğinin arzularının ardından gitmemizi istiyor. Haleluya. Haleluya. Birini sevdiğiniz zaman onu tanımak istersiniz, değil mi? Haleluya. Tanrı da bizi o kadar çok seviyor ki ben diyor önce. Ve ben sizi dünyayla paylaşmam diyor. Öncelik ona ait. Her şeyden önce ben. Haleluya. Tanrı dünyayla flört etmemizi istemiyor. Haleluya. 2. Korintliler 6-16 itibariyle okuyacağız. Haleluya. Haleluya. 2. Korintliler 6-16 ve 18. Tanrı'nın tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Tanrı'nın tapınağı kim? Biziz. Haleluya. Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor, aralarında yaşayacak, aralarında yürüyeceğim, onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. Haleluya. Çarmığınızı yüklenin ve ardımdan gelin. Bu dünyayla flört etmeyin. Benliğin işlerinde olmayın. Benliğin işleriyle flört etmeyin. Çarmığınızı yüklenin. Benim önüme gelin. Bana gelin. Ben sizin içinizde yaşıyorum ve bir bedel karşılığı sizi satın aldım. Bana aitsiniz. Siz benimsiniz. Haleluya. Haleluya. Tanrı bizi kirleten her şeyden kendimizi sıyırmamızı istiyor. Haleluya. Biz ona aitiz. Ona ait olmayan her şeyi onun önüne getirmeli ve Rab ne yapmak istiyorsan yap. Benim değil, senin isteğin olsun. Senden olmayan hiçbir şeyi yaşamımızda istemiyoruz Rab. Kutsal Ruh, seni onurlandırmayan hiçbir şeyi yaşamımızda istemiyoruz. Seni kederlendiren bir saniye bile yaşamlarımızda olmasına izin verme. Haleluya. Rab yaşam sensin. Rab diriliş sensin. Haleluya. 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 Dünyadaki şeylerin ardından gitmemizi istemiyor Tanrı. Bakın. Haleluya. Haleluya. Yuhanna 6. bölüme gidelim. Haleluya.
Sana tapıyoruz İsa. Sana tapıyoruz İsa. Haleluya. Sana tapıyoruz ya Rab. Yuhanna 6:26 itibariyle okuyacağız. Bundan önce, bu bölümü okumadan önce şuna değinmemiz gerekiyor. Bakın, İsa bu konuşmaları yapmadan önce 5000 kişiyi doyurmuştu. Kalabalıklar ardından gidiyordu. Bu noktaya dikkat edelim. Kalabalıklar ardından gidiyordu, onu izliyordu. 5000 kişiyi doyurmuştu. İnsanlar yemekle doymuşlardı, ardından gidiyorlardı. Ve şimdi bakın, İsa konuşmaya başlıyor. Diyor ki, 26. ayet. İsa şöyle yanıt verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Haleluya. Bereketler için beni arıyorsunuz. Verdiklerim için beni arıyorsunuz. Diyor Tanrı. Ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Size verdiklerim için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil. Bunların hepsi geçici. Sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Başkası veremez. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Haleluya. 28'de dediler ki, onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. 31. ayette diyor ki, atalarınız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verildi. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Haleluya. Onlar da Efendimiz dediler. Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz. Karnınız doydu, ihtiyaçlarınız karşılandı, bereketlendiniz. Bunların ardınca geldiniz ama yaşam ekmeği, gerçek yaşam benim. Benim yüzümü arayın diyor İsa. Benim ardımca gelin. Benim için gelin. Haleluya. Ben size dedim ki 36'da beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Evet. 41. ayet. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Bunun öncesinde İsa 5000 kişiyi doyurdu. Harikaydı. Her şey müthişti. Kalabalıklar peşindeydi. Şimdi İsa dedi ki gökten inmiş olan yaşam ekmeği benim. Bende yaşayabilirsiniz ancak. Yaşam benim. Ve söylenmeye başladılar şimdi. Yavaş yavaş kalabalıklar geri çekilmeye başladı. Haleluya. Evet. Yusuf oğlu İsa değil mi bu? Diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim.
47. ayet diyor ki, size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Bir kez daha söylüyor bakın. Yaşam ekmeği benim. Yaşam ekmeği benim. Haleluya. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Evet. Üç kere okuduk yaşam ekmeği benim ve İsa tekrar diyor ki gökten inmiş olan diri ekmek benim. Haleluya. Evet. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Haleluya. Haleluya. Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. 54. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Haleluya. Bakın, ne dedi İsa? Bende yaşayayım. Bende yaşayın. Ben de sizde yaşayayım. Bakın 56'da diyor ki, bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar. Ben de onda yaşarım. Haleluya. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değil. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. Haleluya. Yaşam ekmeği benim. Beni yiyen sonsuza dek yaşar. Haleluya. İsa bu sözleri Kefernaum'da Havra'da öğretirken söyledi. Ve 60. ayet diyor ki, bakın nereden geldik? 5000 kişiyi doyuruyor ve kalabalıklar İsa'nın ardından gidiyorlardı. Her şey güzel. Karınları doyuyordu. Bereketleri görüyorlardı. Harikaları görüyorlardı. Ama bakın adanma. Benim peşimden gelecek misiniz? Her şeyinizde bana adanacak mısınız? Benimle birlikte geliyor musunuz? Bakın kalabalıklar azalmaya başlıyor. Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince bu söz çok çetin. Kim kabul edebilir dediler. Haleluya. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz? Yaşam veren ruhtur. Haleluya. Beden bir yarar sağlamaz. Bedeniniz için arzuladığınız şeyler bu dünyada zaten ben sizdeyim ve sizinle birlikteyim, Tanrınızım. Tabii ki ben sağlayacağım. Tanrımız sağlar. Tanrımız sağlayandır. Tanrımız bizden yana olandır, iyidir. Ama bunların ardınca gitmek, bunların ardınca yürümek hiçbir şey sağlamaz. Beden hiçbir yarar sağlamaz. Yaşam veren ruhtur. Ruhun ardınca gitmeliyiz, ruhu izlemeliyiz. Kutsal ruhun yüzünü aramalı, yüreğinin arzularını aramalıyız. Haleluya. Haleluya. 64. Yine de diyor, aranızda iman etmeyenler var. İsa, iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu.
66'da diyor ki, bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. Bakın, İsa 5000 kişiyi doyurdu, değil mi? Kalabalıklar peşinden gidiyordu. Karınları doyuyordu. Harikaları gördüler, belirtileri gördüler. Şimdi ne oldu 66'da? Öğrencilerin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. 67. İsa o zaman 12'lere. Hepsi gitti. Bir tek 12'ler kaldı. Haleluya. Haleluya. 67'de İsa o zaman 12'lere, siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. Haleluya. Teşekkürler İsa. Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. Haleluya. Evet. Kalabalıklar dağıldılar. 12'ler kaldı. Ve İsa dedi ki siz de mi gideceksiniz? İsa dedi ki siz de mi gideceksiniz? Petrus dedi ki, nereye gidelim Rab? Yaşam sözleri sendedir. Gidecek bir yerimiz yok. Sen bizim her şeyimizsin. Sen yoksan biz hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sen nereye gidersen oraya gideceğiz. Kutsal ruhun bizi nereye yönlendirirse oraya gideceğiz. Ne yapmamızı istiyorsan onu yapacağız. Benliğimizi senin önüne getirip çarmıha gireceğiz. İstemiyoruz, yaşam sende. Başka hiçbir şeyde yaşam yok. Hiç kimsede yaşam yok. Adanıyoruz sana Rab. Vazgeçiyoruz istemediğin her şeyden. Biz seniniz. Nereye gidelim Rab? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Yaşam sensin. Diriliş sensin. Yaşam ekmeği sensin. Nereye gidelim biz? Nereye gidelim? Başka kimsede yaşam yok ki. Başka hiçbir yerde yaşam yok ki. Canımızı yaksa da, canımız acıtsa da biz sana teslim oluyoruz. Biz sana teslim oluyoruz. Sana adanıyoruz. Kutsal ruhuna adanıyoruz. Haleluya. Haleluya. Her şeyden vazgeçiyoruz. Haleluya. 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 Rab teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Rab. Sana tapıyoruz Rab. Seni yüceltiyoruz Rab. Sen harikasın. Sen müthişsin Rab. Teşekkür ediyoruz bizim için, çarmıhta yaptıkların için. Haleluya. 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 Teşekkürler Rab. Teşekkürler. Teşekkürler kutsal ruh. Teşekkürler. Teşekkürler. Sana tapıyoruz, sana tapıyoruz, sana tapıyoruz ve sana adanıyoruz. Haleluya. Haleluya. Evet Rab. Önündeyiz Rab. Biz çarmığımızı yüklenip ardından gelmeye adanıyoruz. Rab, senin isteğini yapabilmek için, seni hoşnut eden bir yaşam sürebilmemiz için bizde etkin ol, bize yardım et kutsal ruh. Rab lütfen, ateşinle senden olmayan her şeyi yak. Lütfen Rab, izin verme bir saniye bile seni hoşnut etmeyen bir yaşam sürmemize. Kutsal ruh seni kederlendirecek bir saniyeye bile izin verme yaşamlarımızda. Rab, hayatımız boyunca bu yaşamlar, bu bedenler, bu canlar
sana yücelik getirsin. Bu bedenlerde sen etkin ol. Sen isteğini yap Rab. Haleluya. Sana teslim oluyoruz. Ve sana diyoruz ki, nereye gidelim Rab? Yaşam sendedir. Sana adanıyoruz. Sana adanıyoruz. Sana adanıyoruz. Haleluya. Evet. Haleluya. Çağrı yapmak istiyorum. Yayınımızı kapatmadan önce çağrı yapmak istiyorum. Haleluya. İsa Mesih bizi kendisine ait olalım diye çarmıhta bizim günahlarımız için kanını son damlasına kadar döktü. Sizin için, bizim için. Haleluya. Şu anda yayını izliyorsan, haleluya. Şu anda bu yayını izliyorsan ve İsa Mesih'i hayatına henüz alma. Yaşam odur kardeşim. Yaşam odur. Yaşam ekmeği benim. Benim kanım gerçek içecek, bedenim de gerçek yiyecektir dedi. Sizin uğrunuza verilen gerçek yiyecek de gerçek içecek budur. Beni aldığınız zaman sonsuz yaşama sahip olursunuz. Ben sonsuz yaşamım. Evet, eğer şu an bunu izliyor ve bu kişilerden biri sizseniz, lütfen birazdan sizinle birlikte dua edeceğiz. Ya da iman ettin ama dünyaya ait yaşadın. Kendi arzularınla gittin. Kendi isteklerin hep öncelik oldu. Tanrı'nın bereketleri hep bunun ardınca gittin. Tanrı'nın yaptıkları, Tanrı'nın elini aradın. Tanrı'nın yüzünü aramadın ve şu an adanmak istiyorsun. Bu kişi sensen, seninle birlikte de dua edeceğiz. Haleluya. Lütfen bizimle birlikte dua edecekseniz bu dualara katılmak isteyenler chat bölümünden bize yazsınlar. Ve şu an elinizi kaldırın duaya katılmak isteyenler. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa için sana şükrediyorum ve onun adıyla sana geliyorum. Çarmıhta benim için, benim günahlarım için, benim acılarım için, benim yaşadıklarım kırıklıklar için hepsini sen kendi bedeninde yüklendin ve benim için kanını döktün. İman ediyorum, benim için öldün, ölümden dirildin. Ve beni almak için geri geleceksin. İsa, sen benim Tanrımsın. Sen benim yaşam amacımsın. Sana her şeyimle teslim oluyorum kutsal ruh. Bugün itibarıyla artık tamamen bende etkin ol. Ve senden olmayan her şeyi kökünden sök ve at. Senin için yaşayabilmem, seni hoşnut edebilmem için bende etkin ol. İsa'nın adıyla amin. Haleluya. Evet. Eğer bu duayı ettiyseniz lütfen bize yazın. Size ulaşmak istiyoruz. Ve iyi haber şu ki, eğer İsa'ya hayatınızı daha önce vermediyseniz ve şu an bu duayı ettiyseniz ya da daha sonra bu yayını izleyip bu duayı edecekseniz, iyi haber şu ki artık Tanrı'nın çocuğusunuz. Ona aitsiniz. Ve adanan kişiyseniz de Tanrı sizi kucakladı ve sarıp onaracak. Ona teslim olun. Ondan olmayan her şeyi, her şeyi ona verin. Onun ruhunun etkin olmadığı hiçbir şeyde yaşam yok kardeşler. Her şeyimizle ona teslim olalım. Amin. Evet, çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rab sizi bereketlesin.